kıymetli misafirlerimiz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz salonumuzu teşrif etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Manisa'mıza ve programımıza hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyoruz efendim. Yaşanan büyük deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi istikrarlı ve güçlü yapısını korumaktadır. Bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda 81 ilimizde ilerliyoruz. Enflasyonu düşürmek, kamu maliyesini güçlendirmek, ithalata bağımlılığı azaltmak ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamak için gayret gösteriyoruz. Ekonomide istikrar yönünde çalışmalarımızın yanı sıra yerli milli teknolojide büyük bir dönüm noktasını bu hafta içinde yine birlikte yaşadık. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hepimize gerçekten gurur veren bir anı daha yaşamış olduk. Tüm Türkiye'nin duasıyla ilk kez gök vatan ile buluşan 5. nesil savaş uçağımız Kaan ile yılların emeği meyvelerini vermeye başladı. Önümüzdeki süreçlerde daha bir gelişerek inşallah hava kuvvetlerimizin envanterine girdiğini de hep birlikte göreceğiz. Buna başlangıçta neler dendiğini hepiniz hatırlıyorsunuz. Kalorifer peteği diyen oldu, demir yığını diyen oldu, küçümsemeye çalışanlar oldu. Çok şükür 3000'den fazla mühendisimiz Türk halkının hayalleri için projeye yüreklerini koydular ve o sözleri söyleyenleri mahcup ettiler. Mahcup etmeye de devam edecekler inşallah yeni projeler. Savunma sanayimizin geldiği noktayla ve mühendislerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha yüksek demokratik standartlara, daha yüksek kalkınma standartlarına doğru yürümeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak siyasi istikrarımıza, geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Burada da yol arkadaşımız, rehberimiz sizlersiniz. Milletimizdir. Milletimizin sivil toplum şeklinde yapılanmış yine kurumlarıdır. Gerek merkezde gerek yerelde sizlerle her zaman diyalog içinde, işbirliği içinde devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de bir yerel seçimimiz var. AK Parti Cumhur İttifakı Manisa'yı Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği'nin örnek şehirlerinden biri olarak görüyor ve bu anlamda Mart seçimlerine de hazırız, kararlıyız diyoruz. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik iş dünyasıyla birlikte. Gerçekten örnek bir belediyecilik. Bütçesinin %40'ını yatırıma harcayan bir belediye. Şimdi gerçek belediyecilik nedir derseniz ben şöyle tarif ediyorum. Amacı doğrultusunda belediye imkanlarını, kaynaklarını kullanmak ve bunu da verimli bir şekilde kullanmak. Eğer siz belediyenin kaynaklarını şan şöhret için kullanırsanız, ideolojik amaçlarla, başka amaçlarla kullanırsanız gerçek belediyecilik yapamazsınız. Halka hizmet edemezsiniz. Ama bu kaynakları halkın ihtiyaçları için kullanırsanız, verimli bir şekilde kullanırsanız o zaman işte algı belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik yapmış olursunuz. Manisa bunun güzel örneklerinden bunu daha da üst seviyelere çıkaracak inşallah. Herkes bilir, bizim siyasetimiz ideoloji siyaseti değil, laf siyaseti değil, eser ve hizmet siyasetidir. Bu merkezde de böyledir, yerelde de böyledir. Gerçek belediyeciliği esas alan Cumhur İttifakı'nın tutarlı ittifakıyla, ilkeli ittifakıyla yolumuza devam ediyoruz. Seçimlerden sonra muhalefetin içine düştüğü durumu da halkımız da bizler de ibretle takip ediyoruz. Bu manzarayı görünce şunu söylememek elde değil. Halkımızın gösterdiği basirete, ferasete bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonraki kısımda basından arkadaşlarımıza da teşekkür edip bir özel sohbetle tamamlamış olalım.